dijitalin yaygınlaşmasıyla beraber herkes YouTube'a bir şeyler üretmeye başladı. Sizin izlediğiniz gibi değil tabii ki hiçbir. Zamanın behrinde kafamızda oyunculuk sevdasını yerleştirdik. Üstelemedik yani. Bak bizim en büyük avantajımız bir şeyleri üstelememek. Hani oluyorsa olur, olmuyorsa olmuyor kafasında. Çünkü öğrenecek daha çok şey var. Yani şaka olarak ne yaptıysam hepsi gerçek oldu bu yaşadığım memlekette. Düzenin içinde büyüdü bu adam. Düzensizlik görmedi mantıken. Bu hayal etmesine bence engel olur. Işık bilmez mesela. Kamera karşısında nasıl poz keseceğini de bilmez. Set jargonunu hiç bilmez. Orası ayrı bir kavram zaten. Ne var ki kardeşim siz yaptığınız işte ben de yaparım o işi. Götümden çekerim dedi adam bana. İlk bölümü izledim. Aynı sahnede 10 kişi var. Kendi kafasına göre takılıyormuş gibi. Ben o bum çubuğunu tuttuktan sonra çözdüm onu. Onun zorluğunu anladım. Başlarım bum çubuğuna falan dedim. 0-1 özentisi. Çukur özentisi. Şu özentisi, bu özentisi. Ulan duruyor. İşte meme sallıyorlar ya dans ediyorlar. O zaman onlara da saygı duyalım. Öyle mi? Ah, bu adam bunu başardı. Dedirtmem lazım. Kafayı kullanacaksın. Yapacaksın, yaptım diyeceksin. Bu aslında her şey çok basit. Dünya da basit. Şirket kurdunuz. Vergili mürgülü. Bağkurlu, cartlı, curtlu. Ciğeri, kafası 5 kuruş etmeyen şerefsizler var. Çok ağır konuşuyorum ama öyleler. Gideceğim birinin yanına. Parası olan birinin yanına. Bu adam kimdi? Benim için nitelik dolandırıcı. Bu arkadaşlar Gaziantep'ten gelmişler. 3 milyona senaryo alıyor adam. Kuaförden sponsorluk dileniyor. Abi senaryoyu ben sattım, yapma ya. 3 milyon. Kimden ne koparabiliriz? Ya bu iş böyle değil, değil. Ulan bana sponsor olur, her gün film çekeyim. Hodri meydan. Ben inanmam, ben yemem. Ben seni bilirim. Oğlum bak buradan kötü konuşmak istemiyorum, anladın mı? Sinema sana? Sektörüne kül yutmazdı. Hanımlar, beyler, arkadaşlar, hepinize merhaba DMM Medya YouTube kanalından. Arkadaşlar, bu programın içeriğinden bahsedeyim. Bu program full eleştiri ve muhalefet programıdır. Eleştiri kötü bir şey değildir. Dünya bugüne kadar eleştirilerle bir yerlere gelmiştir. Muhalefet dediysem tek bir noktaya biz muhalefet değiliz. Biz her şeye muhalefetiz. Çünkü muhalifliğin de insanı geliştirebileceğine inandığımız için böyle bir program çekmeye karar verdik. Bizi hiç kimse fonlamıyor. Hiçbir belediye arkamızda değil. Bizi hiçbir parti başkanı da arkamızda değil. Sevgili partnerim Alemir'le birlikte bugünkü temamız Anadolu'da, kendi şehrimizde filmcilik, sinema sektörü, kısa film çekmek, içerik üretenleri yorumlayacağız. Oğlum ben Alemir miyim lan? Ulan bırak oğlum şu Alemir'i. Beni insanlar Alehan Emir olarak tanıyor. Aslen fonlanmadığımız da doğru değil. Ben bir şey demiyorum. Sevgili partnerim Alihan Emir'le birlikte ve bir de konuğumuz var, Abdülkadir Karaboğa. Anadolu'da kısa filmcilik yapmak, oyunculuk yapmak, kamera önü oyunculuk yapmak, bunları anlatacağımız bir program olacak. Elimizden geldiği kadar kendimiz dahil herkesi, her şeyi eleştireceğimiz bir program olacak. Dediğim gibi eleştiri ve birilerine muhalif olmak hiçbir zaman kötü bir şey olmadığı gibi bundan sonra da kötü bir şey olmayacak. Umarım bizi anlarsınız. İlk konumuzdan başlayalım. Dilerseniz. Konumuzun başlığı Anadolu'da filmcilik. Siz kimsiniz? Ha, biz kendimizi tanıyoruz. Ben bahsediyorum. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Ben Alihan Emir. Kahramanmaraş'ta kendi çapında işte kısa filmler, internet dizisi çekmiş. Yönetmen sıfatlı bir şahsım. Kendimce bir şeylerin başarısına olduğuma inandığım, yaptığım doğrular olduğuna inandığım biriyim. Tabii ki her zaman gelişim açık ve ileriye doğru her zaman emin adımlarla giden biriyim. Tabii bunu herkesin fikri, eleştirisi, her şey olabilir tabii ki. Herkese saygımız sonsuz. Eleştiriyi her zaman sevmişimdir. Çok eleştirildim. Çok da eleştiririm artık bu saatten sonra. Niye derseniz bizim bulunduğumuz bölgede, Kahramanmaraş bölgesinde önüne gelen herkes filmci oldu abi. Yani buna bir yol açtık. Buradan sonra herkes filmci olmaya başladı açıkçası. Programı ileriye doğru zaten daha çok şey konuşacağız. Bakalım sonumuz hayır olsun diyelim şimdilik. Ben de Abdülkadir Karaboğa. Yine aynı keza bu sektörde ne yazık ki ben de varım. Aslında ben sadece bir hikayeciyim. Ne senaryosu? Abi şimdi hepsi çok yakın değil mi? Hepsi çok yakın değil mi? Allah bak sanki beni şuna ya alıyor. Ya fark etmez. Bir tanesi seni çekiyor işte ya. Bak aha şu seni çekiyor, gördün mü? Abi kamera arkasından çok müdahale ediyorlar. Olmaz mı? Böyle program mı olur? Ben sana kamera göstereyim. Bak şurada da bir tane kamera var seni çekiyor. Abi oraya da oynayabilirsin. O ne abi? Beni de alıyor o kadar. Bu tanrısal bakış açısı mı? Ne o? Evet. Bu sektörün içine biz ne zaman girdik? 2018 gibi falan girdik. İşte küçük küçük senaryo yazarak falan başlamıştık. Kendi arkadaş grubumuz falan vardı. Ondan sonra Ali Hangir'le tanıştık. Aynı keza Ömer abiyle tanıştık. Buradan sektöre yavaş yavaş girdik. Bana Instagram DM'den de yazanlar çok var. Abi sinema televizyon okusam yönetmen olur muyum? Sinemacı olur muyum? Filmci olur muyum? Sinema televizyon mezunları şu an işsiz. Çoğu düğünde kameramanlık yapıyor. İşte Anadolu'da dizi çekmenin zorlukları nelerdir? İnternet dizisi, dijitalin yaygınlaşmasıyla beraber herkes YouTube'a bir şeyler üretmeye başladı. Biz de bu zamana kadar YouTube'a bir sürü içerik ürettiğimiz için söyleyecek çok şeylerimiz var aslında. Hani sizin izlediğiniz gibi değil tabii ki hiçbiri. İşin daha zorluklarını sevgili
partnerim ve Abdülkadir'le birlikte ele alacağız. Alihan Plaka 46'nın yönetmeniydi. Ne zorluklarla bir iş çektik. Başımıza gelmeyenler kalmadı. Şimdi öncelikle bu programda kendi adıma konuşuyorum yani genellikle. Şimdi biz nasıl başladık? Öncelikle bu işe buradan başlayalım. Zamanın Behrin'de kafamızda oyunculuk sevdasını yerleştirdik. Buradan gittik İstanbul'a, doğru mu? Zaten gitmeden önce de biz yine dizi falan yapıyorduk yani Maraş'ta ama çok amatör çapta diziler yapıyorduk. İşte burada bir kanal vardı. O kanalda bir ekip kurmuştuk. Amatör çapta dizi yapıyorduk. Daha öncesinde de işte biz gitmeden önce de yine Maraş'ta 700 Adam diye bir dizi vardı. Genel kanal, onun ismini de verelim. Aksu TV'ydi. 700 Adam projesi falan başladı. Orada biraz gördük. Aslında hani bu işi yapabiliriz dedik yani kendi adımıza. Sonra ne yaptık? Maraş'ta bu iş olmadığı için İstanbul'a gittik. Menbaası orada olduğu için orada figürasyonluk yaptık. Lafını balla kestim. Hani figürasyonluk diye küçümsemeyin arkadaşlar. Bugün tabii sinema televizyonlarına benim birinci vereceğim öncelik figüranlık yapsınlar. Biz belki 80 belki 90 ya, tane dizide figüranlık yaptık. Şöyle işin en büyük zorluğu orada zaten. Tabii. Yani hani mutfağın mesela bizim yaptığımız işte saat dilimi diye bir şey yok. Sahne zam tersi. O zorlukları yaşadık tabii biz. Sonra ben bu işte büyümek istediğim için dedim ki ben kamera arkasına girmem lazım. 3-5 tanıdık vardı. Onlardan yardım destek istedik. İş ilanı falan abi kamera arkasında eksik varsa gelebilirim tarzında. Sağ olsun bir abimiz vardı İbrahim Asuday. Şu an hala bir sette çalışıyor. Buradan sevgiler saygılar olsun. Helal edin programı. Ondan sonra dedi kardeşim gel işte şu işte başla kamera kızı sette başla dedi. Tamam dedim işte neyse gittik. Ama hiç yabancı çekmedim işe başladığımda. Çünkü hani kendimden bir şey bulduğum için işte hiç yabancı çekmedim. Sonra nerede heyecanlandım mesela? Oyuncular geldi. Oyuncularla böyle tanışma muhabbeti esasında yani sesimin boğulduğunu hissettiğim zamanlar oldu yani o zamanlar. İşe başladıktan sonra işin zorluk derecesini gördüm yani. Kaç yıl çalıştık biliyoruz zaten sen de. İzleye. Mesela önceden şey vardı ya hani derlerdi işte yeni araç kullanmaya başlayanlar nasıl öğrenir işte. Ya şoför ayağına bakar, ya vites nasıl atıyor, ya şunu nasıl yapıyor. İzlemeler, bilmem ne, gözlemlemeler hani nasıl içerikleri, oyuncular hangi tarzda oynuyorlar işte kamera arkasında ışığı nasıl ayarlıyorlar. Bunları göre göre yıllarca zamanla bu benim kafama yer etti. Tabii benim Kahramanmaraş'a gelmek gibi bir niyetim yoktu ama orada bazı olaylar oldu. Kahramanmaraş'a gelmek zorunda kaldık. Şimdi yıllarca oradasın. Bütün arkadaş çevren orada, iş arkadaşların orada ne bileyim. Yani bütün çevremi, evim, barkımı oraya kurmuşum yani ben kısacası. Buraya geldikten sonra ne oluyor? Otomatikman bir boğulma yaşıyorsun. Lan ne yapacağım ben, ne diyeceğim falan. Şimdi burada bir mağazaya girsen olmaz. Çünkü mesleğin o değilsin. Hani geldikten sonra inan bana bak boğuldum, nefes alamıyorum ya. Bir Maraşlı'nın kolay kolay giremeyeceğim mekanlarda çekimler yapıyorsun. Gitmesem benim göremeyeceğim. Yani televizyonda izlediğimiz yerlere sen kendin gidiyorsun, çekimler yapıyorsun ve bunu ünlü oyuncularla beraber yapıyorsun. Ya çok güzel bir duygu. Hepsi star oyuncuydu tabii yani. Tabii ki hepsi güzel bir duygu ve hepsinde muhabbetin sohbetin var yani. Neyse o zamanlar İstanbul'da bir arkadaşın şeyi vardı. Beraber yine orada takıldığımız bir senaryo grubumuz vardı ya sen de vardın. Evet. Ben Maraş'a geldikten sonra bir hafta sonra arkadaş bana senaryo yattı. Dedi ki işte bak benim ne buldum diye. İşte lan baktım. Kafamda bir jelyen çattı abi tamam mı? Lan ne yaparız ne ederiz? Ekipman yok hiçbir şey yok. Sağdan soldan bulduk buluşturduk. Plaka 46'ya öyle başladık. Ama sağdan soldan nasıl buluşturduk arkadaşlar? İşin ucunda şu var. 3 arkadaş evde oturuyoruz. Biz hikayemiz, senaryomuz, oyuncu kadromuzun %80'i falan hazır. Hatta oyuncu kadromuzda Melis Sezen de vardı. En son Altın Kelebek ödülü aldı. İstanbul'da dedik kaç tane esnaf var? 10 bin, 50 bin tane. Bunun her biri dedik bize 1 lira para verse ilk bölüm teaser'ını çıkarırız. Çünkü bizim kafamızda şu vardı. Ulan biz bunun işte fragmanı teaser'ını çıkarırız. Çıkardıktan sonra nasıl olsa isim vermeyeyim bir otel sponsor olacaktı. 3 saatte o zamanın parasıyla 1750 lira para topladık ki o zaman daha 01 diye izlediğiniz dizi piyasada dahi yoktu. Aynen. Tabii o dönemler biz İstanbul'da çekimlerini yaptık. Tanıtımını yaptık daha doğrusu. Anne dizisi vardı o dönemler Star TV'de. Oranın ekipmanlarıyla ve hani Alexa normal diziyi çektiğimiz ekipmanlarla biz tanıtıma başladık. Sonra bizim orada da yine şansımız yaver gitmedi, görüntüler çalındı vesaire ama bunların hepsi bize tecrübe oldu. Üstelemedik yani bak bizim en büyük avantajımız bir şeyleri üstelememek. Hani oluyorsa olur, olmuyorsa olmuyor kafasında çünkü öğrenecek daha çok şey var. Bir de 20 yaşındasın, güzel bir duygu hani patronsun sonuçta işin yapımcısı sen olduğun için hiçbir zaman şerefsizlik de yapmadık. 2 tane karavanımız vardı o zaman sette. Akşam herkes işte yaktığı yakıtın fişleriyle gelirdi. Buyur kardeşim derdik. Bu programın dolandırmadık. Bu programın yani aslında asıl amacı da bu. Olabildiğince daha halktan, daha insanların anlayacağı bir dilden, daha psikolojik, daha sosyolojik tespitlerle bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Hani biz burada akademik bilgi falan vermiyoruz. Tabii ki de haklısın ama ben her zaman şu taraftarım. Yani şimdi ben genelde okullarda çalıştığım için bana göre hani benim kendi fikrim işin alaylısı. Yani işin mutfağından yetişen. Sette öğrenen kişi daha başarılıdır bana göre. Usta-çırak ilişkisi. Yani usta-çırak ilişkisidir. Pratik yapmanın avantajı daha büyüktür bana göre. Ben kendime göre başarılıyım. Ha ben her zaman şunu savunmuşumdur bak.
Bak mesela plakarı kalite çekerken. Ben asla benden iyisi yok demedim. İlla ki var. Tabii ki. Ama Maraş standartlarında benden iyisi yok. Çünkü niye yok? Gelsin yapsın. Ondan sonra ben alkışlayayım onu. Gel. Burada bari bizden iyisi yok de. Burada bize ezmiş oluyorsun. Ya örnek veriyorum oğlum. Yönetmenlik kavramında yani diyorum ya. Kendi adıma konuşuyorum diyorum ya. Olsun gel ben alkışlayayım seni abi, anladın mı? Eleştirebilirsin beni. İzleyici eleştirebilir. Çok da eleştirildim. Eleştirilmedim desem yalan olur. Acayip eleştirildim. Hayır, eleştiri olmadı. Biz hakaret dedik. Bizi ya şikayet işte, ettiler. Yani eleştiri, bak eleştiri farklı. Yani. Hakaret daha farklı bir boyut. Anavrat dümdüz saydırmış. Linç kültürü diye ben arkadaşlar bu arada DM Medya ailesi. Ben aynı zamanda YouTube'a içerik üretiyorum. Niye kendin abi olmuştur taşıyım. Kartım dur kes abi kes. Dur dur kanalımın kartını da şuraya buraya koyayım. Abi. Ben linç kültürü diye bir video çektim. Ben ondan da linç yedim. Yani şaka olarak ne yaptıysam hepsi gerçek oldu bu yaşadığım memlekette. Dediğim gibi yani işin bu sadece sinema için değil yani. Ne iş yapıyorsan marangoz da olsan mobilya bölümü vardır ama tamam. Bir mobilyacı ustası daha başarılıdır bana göre. Ona benzer yani. Biz şey. Ne işin okullularını gördük. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Burada dediğim gibi çekirdekten gelişmenin bir avantajı var. Hı-hı. Doğru. Ama ben bunun düşüncelere engel olduğunu da düşünüyorum. Yani mesela hayal etmesi daha zor bence bir asistan. Yönetmen koltuğuna oturdu. Asistan hatta yönetmen koltuğuna kadar geldi bu adam ve iyi işler yapmaya başladı. Ama bir düzenin içinde büyüdü bu adam. Düzensizlik görmedi mantığıken. Asistanlıktan yönetmenliğe yükseldi. Ve tecrübe kazanarak. Ama bu hayal etmesine bence engel olur. Kabuğunu kırmak çok daha zor olur. Ama okursan eğer biraz daha dışarıdan gözlemlediğin için bence daha rahat hayal edebilirsin. Ama okuyanlar da hocaların sayesinde bir şeyler yapıyorlar. Ve bizim bu zamana kadar işte tanıştığımız sinema televizyon mezunu tüm öğrencilerin yani tümü demeyeyim de %90'ı fos çıktı açıkçası. Ki buna işte konservatuvar mezunu oyuncular da öyle. Ya mesela bir oyuncu konservatuvar mezunu olur iyi konservatuvarlarda. Işık bilmez mesela. Kamera karşısında nasıl poz keseceğini de bilmez. Set jargonunu hiç bilmez. Orası ayrı bir kavram zaten. Mesela haksızlık da etmek istemiyorum. Şimdi saygı görmedik mi? Gördük. Ama şimdi bu programın formatı hani eleştirisel bir format olduğu için genelde eleştiri üzerine gideceğiz yani programda. Saygı duyanlar, saygı gösterenler, işte yaptığımız işin ne kadar zor bir iş olduğunu söyleyen tayfa da var yani. Şimdi haksızlık etmek istemiyorum yani onlara. Şöyle bir şey yaşadım ben dizideyken. Dedi ki adam, ne var ki kardeşim sizin yaptığınız işte ben de yaparım o işi. Götümden çekerim dedi adam bana, affedersin, anladın mı? Gel lan, gel çek. Ya da gel bulun dedim, en azından sette bulun dedim. Yani sizin ekranda izlemiş olduğunuz, örnek veriyorum 30 saniyelik bir şey sahneyi bizim ne kadar uğraştığımız, yeri geldi 2 saat sürdü, yeri geldi 3 saat sürdü. Adam dedi ki yani hani ben gerçekten artık saygı duyuyorum yani sizin yaptığınız işe. Böyle bir durumlar da var yani. Adam konuşabilir, her şeyi konuşabilir. Özgürdür yani, izliyor, konuşuyor. Ulan bu işin arkasında ne kadar çok şeyler var biliyor musun? Prodüksiyon var, prosedür var işte. İşte örnek veriyorum, senaryoyu yazıyoruz tamam mı? Senaryoyu yazarken, şimdi biz Maraş'ta olduğumuz için herhangi bir yapım firması yok. Şimdi senaryoyu yazarsın, dersin ki özgünce yazarsın. Kaza sahnesi, atlama sahnesi, aksiyon sahnesi, vurdulu kırdılı şudur budur. Seyirci en çok cezbeden sahneleri yazarsın. Ulan ben yazıyorum, örnek veriyorum. Ulan ben bunu çekemem ki diyorum. Niye? Çünkü pozisyon yok oraya bağlayacak, anladın mı? Neye göre yazacağım? Atlat arabayı takla. Atlattık en sonki filmde işte, gördün mü? Oradaki plakaya takılmışlar. Plakaya takılmışlar. Hani içeriği şöyle düşünmüyor. Ulan bunlar acaba hangi şartlar altında çekti? Ben bugün bir sürü medya şirketi tanıyorum. Ben bugün bir sürü gazeteci de tanıyorum. İsmi gazeteci. Bana göre yaptıkları şey dal kavukluk, başka hiçbir şey değil. Yanında 10 tane personel çalıştırıyor adam. Bunların asgari ücret sigortasını yaptırıyor. Yaptığı bütün içerikler bok gibi. Bak bunlar para kazanıyorlar. Abdülkadir, tamam mı? Abdülkadir. Projeye bizim belki bir defa mı geldin, iki defa mı geldin? İki falan. İki defa geldin. Eminim ki bak %100 eminim sen bile eleştirmişsindir. Projeyi ben eleştirdim ama şöyle eleştirdim. Benim gördüğüm projede dedim ki yani bunu direkt yüzünüze de dedim herhalde büyük ihtimalle. Tamam. Bence senaryolar yok dedim. İlk sezondan beri diyorsun. Yani hiç sizle tanışmadan önce de diyorsun. Biz o sıralar işte yeni başlamıştık senaryo yazmaya. İşte Gökhan bahsetti ki abimin arkadaşı var. Bunlar dizi çekiyorlar dedi. Harbi Allah Allah falan bir şaşkınlık var ya. Biraz da heyecanlıyım. Yeni başlamışsın ve bu sektörde Kahramanmaraş'ta bu sektör adına bir şey yapılıyor. Heyecanlıyım. İlk bölümü izledim. Ya gülmeye başladım ben. Olmaması lazımdı. Yani insan düşünüyor çünkü dediğim gibi görmemişim, duymamışım, bilmemişim. Ben sadece bunun hikayesini ayarlıyorum ve yazıyorum. Gittim ilk gördüğüm şey dedim ki bunun senaryosu yok herhalde. Set ortamında diktatörlük de yok. Aynı sahnede 10 kişi var. 8 kişi kendi kafasına göre takılıyormuş gibi. Kamera arkası şimdi sadece işte kamera arkasını arkası. Bilmeyen için bu normal bunu söylemek. Ama şimdi bir de o işin bir işleyiş süreci var. İşte ben o bum çubuğunu tuttuktan sonra çözdüm onu. Onun zorluğunu anladım. Başlarım bum çubuğuna falan demek. Bak insanlar genelde şu konuda yargı şeye düşüyor. Çok kalabalık bir sektörüz tamam mı? Mesela bir proje olacağı zaman o kamera arkası ekibi minimum 100 kişidir. Lan bir kere zaten bu işi Kahramanmaraş'ta yapıyorsun. Kamera arkası ve kamera önündeki şahıslar bile para almadan oynuyorlar. Tamam, yani bu adamın gönlülük işleri esas. Var, şu var, cartı var, curtu var. Hiçbirine ses çıkartmıyor, Allah var. Şimdi sen diyorsun ya, diktatörlük yok.
Şimdi ben bu adama kızsam, bağırsam, çağırsam böyle mi oynanır, böyle mi oynanır desem der ki zaten ben para almıyorum. Bir de ben bu adamdan fırça mı yiyeceğim? İşte örnek vereyim. Adam bilmiyor. Sete bir geldi. Bilmeyen adama sen ne yapabilirsin ki? Sete bir geldim işte. Ben de algış yok. İşte seni tanımıyorum. Çekenleri tanımıyorum. Ben oraya ilk defa gelmişim. Benim kafada şu, herkes parasıyla orada oynuyor herhalde. Yani kafa böyle. Ona para yetişmez. Gerçi onu, normalde de yok. Onu ilerleyen serüven de ben de anladım. Para olmayınca kızamıyorsun da. Evet. Ben bunu geçenki programda da konuştum. Mesela şimdi Plaka 46 projesini herkes eleştiriyor ya. Ben gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Kahramanmaraş'ta bu projelerin iyi bir proje yok. Şimdi mesela örnek vereyim. Biz proje yaptığımızda ne yaptılar bize? 0-1 özentisi. Çukur özentisi. Şu özentisi, bu özentisi. Ulan Dürzü, Kahramanmaraş'ta senin memleketinde böyle bir proje çıkıyor. Doğru muyum? Sen bunu onlara yamayacağına, lan şöyle olmuş, böyle olmuş. İlla ki olacak. Ya biz de insanız, bir şeylerden esinlenebiliriz. Bu gayet normal bir şey. Yani sen iyi bir şey yaptığında ben senden esinlenmeliyim ki ortaya daha iyi bir şey çıksın. Bu böyle devam mesela eder zaten. Yani tarzın rengi oturur otomatik. Altına biri yorum yapmış. Niye yani daha iyisi olsun diye eleştiri yapıyorsunuz? Yapana saygı duyun. o zaman dur, o sevgili takipçi izliyorsa onu ben dokunmuştum. Evet. Şey söyleyeyim. O zaman TikTok'urlar var ya şu an, geri zekalıca içerik üretenler. İşte meme sallıyorlar ya, dans ediyorlar. O zaman onlara da saygı duyalım. Öyle mi? Ya ben buradan onu anlıyorum. Şimdi, o izleyicimiz kimse, ben ona şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki iyi bir şey çıktı. Bunu da biz yapmadık. Ben o adamı da eleştirmeliyim. Tamam. Yeri gel saygımı, alkışımı, hani projeyi ne kadar desteklerimi benim... Yani burada Maraş ne kadar içerik çekilmişse, işte proje çekilmişse herkese bir desteğim vardır, tamam mı? Ama ben her zaman şu kafadayım. Şimdi ortada bir iş yapılıyor mu? Mesela diyelim ki biz Plaka 46 yaptık. Tamam. Ben niye şu an bir proje yapmıyorum? Plaka 46 projesinin daha üstüne çıkabileceğim bir proje olmalı ki. Ha, bu adam bunu başardı dedirtmem lazım. Çünkü onun kalibresinde bir şey çekersem ne olur bu sefer? Bir gelişim olmaz, düzlükte gitmiş olursun. Burada şeye de değineyim, işte ana karakter oynadığım için söylüyorum. Ben hem işin yapımcısıydım arkadaşlar, hem oyuncusuydum. Benim yediğim eleştiriyi, hakareti kimse yememiştir. Net 2019'da bu memleketin en şöhretli adamı bendim. Ama parasız şöhretliydim. Sahneye girmeden önce tam Alihan kayıt diyor, ben bir şeyler yapacağım. Tık oradan biri geliyor, işte abi çocuğun bez parası bitti, para lazım. Abi gaz parası bitti, şu lazım. Şimdi bu kafayla oyunculuk yapmak çok zor. Hiç kimse şey demesin, işte ben şöyle yaptım. Bunların hepsini geçsinler, bu kişisel gelişim absürtlüklerin falan. Biz o zorluğun içinde o karakteri çıkarttık. O karakterleri yazmak her yiğidin harcı değil. Kimse kusura bakmasın yani. Bunda net bir şekilde ukalalığını yaparım. Anadolu'da zaten bizim ilk teaser ne zaman izlenmişti? 300 bin falan izlenmişti bizim kanal kapanmadan önce. İsim vermeyeyim. Biz bir firmayla sponsorluk anlaşması yapacaktık. O zaman kapandı. Bunu Türkiye'de acaba kim birazcık da olsa başarabilmiştir? Buralarda ahkam kesiyorum. Şimdi... Çünkü hakim olduğumuz bir konu. Bazı konularda o kadar ahkam kesmiyorum ama bu konuda fazla dertliyiz. Fazla birikmişiz. Bence tamam, artık şöyle yapalım. Yani hani insanları sıkmayalım. Yani Plaka 46'dan başladık ama neydi mesela konu? Başı. Alaylı mı, işte okullu mu? Evet. Şimdi Plaka 46'yı herkes zaten hemen hemen %80-90 kişi biliyor. İzleyen, takip eden herkes biliyor. Başımızdan geçen olayları biliyor. Ne bileyim, bu memlekette benim kafama silah ya da yazılar çekimler. Yani. Onları hiç onları başka zaman anlatıyoruz. Yani hiç konuşacağız istemiyorum. Şimdi biz bir yol açtık, doğru muyum? Tabii. Yani bir yol açtığımız için türevler olacak. İlla ki olacak. Bu, yani, bu olmazsa olmazdır. Bizim genetiğimizde bu vardır. Nasıl genetiğimizde vardır? Şuraya bir tatlıcı açılır. Adam kazanıyor baktım. Hemen bir tanesi parlak fikirli düşünür. Lan bu adam kazanıyorsa ben de gideyim. Lokmacılar vardı yana, bir ara. Sıra lokmacı vardı. Hepsi gitti şu an. Şimdi dönerci var abi. Şimdi dönerci, paçacı, telefoncu, dönerci. Adım başı dönerci, lokmacı, tatlıcı, tutlucu, bu var yani. Şimdi Kalyan kanki sen aşağı yukarı 10 yıldan beri yanılmıyorsan, ben de aynı şekilde. Sen birazcık daha yenisin normal olarak. Sizin yaşadığınız dönemi yaşamak istemezdim. Yok, bizimki çok fenaydı. Çünkü biz YouTuber'lar yokken de daha büyük olurdu eminim yani. İşte YouTube'a bir şeyler çektiğimiz için. Sen yeni işte sinema televizyon mezunlarına önerebileceğin bir şey var mı? Veya yeni bir işte internet dizisi çekecek adam. Ne yapacağını bilmiyor. Mesela YouTube'a yazıyor sürekli, işte şu ışığı kullanın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Birazcık daha işte aristokrat takılan abiler var. Onlardan da eminim ki hiçbir şey anlamıyorlar. Birazcık daha burjuva geliyor onların anlattığı. Aslında işte bütün mesele de bu Arda. Yani mesela nasıl diyeyim? Burjuva dedin ya mesela. Şimdi biz ne gördük? Örnek veriyorum. Biz ulusal kanallardaki dizilerde çalıştığımız için şimdi genelde bir sinema televizyon okuyan öğrenci sürekli kendini ağırdan satmayı sever. Yani kasılmalar, şunlar, bunlar, bunları severler sinema televizyon öğrencileri. Bir de genel kültür diye bir şey vardır. Ben şu filmi izledim, şunu yaptım, bunu... Bunlara gerek yok abi. Kafayı kullanacaksın. Yapacaksın, yaptım diyeceksin. Bu aslında her şey çok basit. Dünya da basit. Ben şu filmi izledim, oturdum, muhabbet, sohbet. Bunlar sohbette mesela diyelim ki biz kafeye gittik, oturduk. Bu orada geçerli olan bir şey. Ama şimdi bir proje yapacaksam, kardeşim bu projeyi yazacaksın, çizeceksin. İşte ne gerekli malzeme, ekipman olarak işte
Başta kamera gerek. Daha doğrusu başta beyin gerek. Yani başta bir beyin gerek. Onu çekebilecek bir başka bir donanım lazım zaten. Başka bir donanım lazım. Ben buradan sözü Abdülkadir'e vereceğim. Tık 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 yapacak abi. Ondan sonra çekecek, bitecek. Hepsi bu ya. Lan bunun için yani şey olmaya gerek yok ya. Ay neydi onun adı, bir şey derler onun adına. Onun olmaya gerek yok işte. Şimdi Abdülkadir 23-24 yaşında birçok insan cesaret edemediği bir işe giriştiniz siz. Şirket kurdunuz. Vergili mürgülü. Bağkurlu, cartlı, curtlu, hiç kimseden vergi kaçırmadan, kimsenin hakkını yemeden bu yaşta mesela bu çok iyi cesaret örneğidir. Sen de alaylısın. Bu süreç nasıl başladı moruk sizde? Yani hangi kafayla dur lan dedin işte ben böyle bir işe girişeyim. Bu nasıl ortaya çıktı? Bunu bir anlat ya. Şimdi şöyle, yani bence kişiye göre değişir. Benim en güzel tarafım burada daha özgürlükçü olmam. Şöyle bir bakıyorum ortama. Ben patronum olmasını istemeyen bir insan. Normal sektöre giremeyeceğimi biliyorum. Yani kendi karakterime biraz daha aykırı. Bu sektörde patronun kimdir? Patronun yine sensindir. Çünkü niye? Benim bulunduğum taraf örneğin senaryo tarafı. Oyunculuk yapsak da bunu mecburen yapıyoruz. Hani çok iyi olduğum bir şey değildir belki. Kendi bulunduğum patron nedir? Kağıttır abi. Yazıdır abi. Düşüncedir abi. Hayaldir abi. Benim için bu her zaman daha kolaydı. Şimdi ben buradan kimseye akıl veremem. Şunu yapsınlar, bunu yapsınlar. Ben o kadar şey görmedim. Ben sadece aklımı yürütebildiğim kadarını Alihan abi anlattığı her şeye yorum yapabilirim. Yaşamadığım için. Ama yaşasaydım tecrübe ederdim. Bunu yaptım. Bunun sonucunda şunu gördüm. Benim kanıtım yok. Ben sadece akıl ve fikir mantığıyla bir iş yapıyorum. Film sektöründe benim için böyle başladı. Yani benim rahatlığımdan ötürü var. Ya peki hep şey soruyorlar artık. Abi ben sinema televizyon mezunuyum. Nasıl dizi çekerim? Bunu teknik bakımdan sormuyorlar. Birazcık kafa olarak hazırlanmaları lazım. Şu anki zaten problem de bu. Motiveleri yok. Yapacak enerjileri yok ve herkes herkesten bir şey bekliyor. Ulan bir kişi çıksa da bir şeyler yapsak biz de ona yardım etsek kafasıyla bakıyor. Siz bunu nasıl yaptınız? Şimdi millet okuyor. Ne yapıyor bu adam? Okuyorsa kendi ekibi oluyor. Mesela örneğin kendi sınıf arkadaşları var. Kamerayı koyuyorlar. Herkes tekniğini biliyor. Cartını biliyor. Curtunu biliyor. İşte kamerayı nereye koyacak? Açısına kadar biliyor. Bunu öğretiyorlar mantıken. Işığı, mışığı, cartı, curtu. Bir de bunun senaryo tarafı var. Senaryoyu da yazabilen var. Kendi etraflarında oynuyorlar. İster büyük oynarlar, ister küçük oynarlar. Bu toplumda kendi kabuğunu kıramaz zaten. Çünkü niye? Ya ben çekiyorsam kendi kafama çekiyorum. Kazanırsam da yarın nedir? İşte bir kanalın kamera arkasına geçerim veyahut da kamera önüne geçerim. Dolandırıcılara denk geldiniz mi? Lafını kesiyorum ama bu sektörün içinde sinema sektörü, içerik üretiminde bir sürü dolandırıcı, sahtekar, ciğeri, kafası 5 kuruş etmeyen şerefsizler var. Çok ağır konuşuyorum ama öyleler. Denk geldin mi? Alihan çok denk geldi. Kadir'den sonra Alihan konuşacak. O konuda bayağı bence dertli. Parası olan herkes yani özellikle bu sektörde parası olan herkes dolandırıcı. Bu net. Benim cebimde param varsa emin olun ben de dolandırırım. Çünkü bizim kapı kapı gezdiğimiz mesela elimde bir senaryo varsa birinin yanına gideceğim ben. Bunu kendi bütçemde çekemeyeceğim. Benim bütçem ne? Şeyim ne? Etim ne? Budum ne yani? Gideceğim birinin yanına. Parası olan birinin yanına. Bu adam kimdi? Benim için nitelikli dolandırıcı. İster fikrimi çalar, ister ben fikri çekerken paramı vermez. Yani bu bence bu böyle bir mantık. Her sektörün dolandırıcısı var ama bu sektörün dolandırıcısı daha çok. Çünkü daha özgüvenli. Kanunu yok ki bu iş. Bu adam filmi çekmedi, parasını yemişsin diyebilecek bir kanun var mı? Yok. Bu Yeşilçam'dan bu yana hala devam ediyor. Hala senin başına çok geldi böyle şeyler. Aynen. Onlar adına konuşacak o kadar çok şey var ki. Var bir yani. Tanesinden başla 3 milyon senaryo şeyi vardı biz geçen sanatında da bahsettik. Daha çok uzun zaman olmadı o arkadaşa. Bu arkadaşlar Gaziantep'ten gelmişler. İsimlerini falan duydum. Maraş'a da bir medya ofisi falan kurmuşlar ama. Adı medya ofisi. Adı medya abi ofisi. Senaryoyu ben sattım yapma ya. 3 milyon. Ya şimdi açıkçası ben. Parayı vurmuş Abdülkadir. Ben uğraşmak istemiyorum. Tamam mı? Niye uğraşmak istemiyorum de. Ben geri çekildim abi. Piyasadan, şu an bu sektörden kendimi biraz geriye çektim. Herkesi izliyorum şu an. Herkes adam sana beni... işte niye geri çekildiğini söylüyor bu iş adamı. Senin gibi dangalak bir yüzüne işte anladın mı? Yani o adamın dangalaklığı yüzüne. Ya dur şimdi beni küfür ettirme şimdi. Hayır bak burada şimdi... gerçek ve doğal. Bizim tamam, programın dakika, şeyi bu. Bizim de bir yani, şeyler söylemeyeceğimiz var. Ondan yana bir sıkıntım yok zaten. Ağzını bozmak istemiyorum anladın mı? Yani çünkü o kafadan çok var. Şunu diyeceğim yani adam Gaziantep'ten gelmiş. Yahu arkadaş lan ben İstanbul'da bu işi 7 yıl yapmışım. Yani... Oğlanla oturdum konuştum. Dedim ki böyledir, 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 böyledir. Bana diyor ki Timur Savcı'yla çalıştım ben diyor. 14 yıldır piyasanın içinde olduğunu söylüyor ama bir bok bildiği yok. Ve bu kişi 20 yaşında. Yok 20'den fazladır bence. 25 olsun. 14 yıl. Şöyle yani. Çocuk işçi olarak başlamış. İnan bana, inan bana hani bilmek ve güvenliği o şeydir. Herkese göre değişik bir duygudur ama yaptığımız için konuşuyorum. Yani yaptığımız ortada bir ürün olduğu için konuşuyorum. Niye? Yalan söylüyor ya, yalan söylüyor. Ben anlıyorum. Oradaki insanlara dolandırmaya gelmiş. Ve ben bu oğlanla muhabbet ediyorum. Oğlan dakikaya bir sigara yakıyor, dakikaya bir sigara yakıyor. Yani bu anlıyorum yani. Stresten. Strese girdi oğlan suçlu, kendi kendine. Neymiş efendim? Film yapacaklarmış. Senaryoyu 3 milyon almışlar. La geri zekalı. Bari bunu bana söyleme. Belki vardır. Bari bunu bana söyleme ya. Şey yapmışlardır öyle. 3 milyona senaryo alıyor adam. Kuaförden sponsorluk dileniyor. Neymiş? Yönetmeni getirecekmiş İstanbul'dan. Bilet parasını kuaförden istiyor. Ya bu ne kadar saçma aptalca bir abi, şey ya. Bundan yaklaşık
yaklaşık bir ay önce mi, iki ay önce mi? Lahmanlı diye bir şey çekildi burada. Gördünüz mü? Duydunuz mu? Hı-hı. İzlediniz mi abi? Bazı firmalar geldi bana onun için. İsim vermeyeceğim o firmalara. Sevdiğim firmalar. Dediler ki işte hani bak işte ben orada anlarım adamın iyi olup olmadığını. Niye? Çünkü adam dedi ki bana geldi. Kardeşim dedi sen bu işi yaptın, gördün, geçirdin. Bu adamlar bizden sponsorluk istiyor. Ne yapalım, verelim mi? Tanıyorsun sonuçta bu işi yapanları az çok. Ben dedim ki abi ben araştırdım o adamları. Bana kavacak olursa ya bana sorursan ben verme derim sponsorluk. Niye? O insanlar belli. Yani neyi belli? Adamlar dışarıdan gelmişler toplama bir ekip. Kimden ne koparabiliriz? Şundan şunu koparırsak, şundan şunu koparırsak, ortaya da bir ürün çıkartırsak tamam. Ya bu iş böyle değil, değil. Ben bunu anlatamıyorum ya. Öyle bir şey olacak olsa yemin ediyorum sana ben Allah'a her gün film çekerim ya. Tamam bir dakika şunu bir şey diyeyim. Madem destek oluyor, madem destek olmayı seviyor ya bu halk. Ulan bana sponsor oluyor her gün film çekeyim. Hodri meydan. Ben adamlarda şunu merak ettim. Mesela fragman yayınlamışlar. Kaç dakikaydı fragman? Ben bir dakika abi falan izledik. Ben ya filmde nasıl dayandın ya? Maruz kaldım. Ben fragmana dayanamadım. Yazı fontunu Movie Maker'la yapmış adamlar. Ne kadar izledik? 15 dakika mı izledik? 7 dakika mı? Şimdi bazı yanıklar çıkmaya başladı tamam mı? Bak bazı yanıklar var şimdi. Bu adamlar medya sektöründen. Bu adamlar pastaneciler. Evet. Tamam onlar ayrı. Bu adamlar artık işin uyanıklı tarafını çözmüşler. Diyorlar ki işte biz film yapıyoruz. Biz işte medya sponsorluğu yapıyoruz. Biz medya danışmanlığı yapıyoruz. Biz şunu yapıyoruz diye. Nereden para kopartabilir ki hesapları yapıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki ortaya koydukları hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani sadece buna bilmeyen birini inandırabilirsin. Tamam mı? Bak şu kameram ben çekiyor. Bak buna bilmeyen birini inandırabilirsin. Ama beni inandıramazsın. Ben inanmam. Ben yemem. Ben seni bilirim. Oğlum. Bak buradan kötü konuşmak istemiyorum anladın mı sinema sen? Sinema sektörünün külü şimdi bırak onu bunu da. Uyanıklık yapmayın lan. Uyanıklık yapmayın oğlum. Bir işin hakkı vardır. Hakkını verin işin. O zaman ben size destek veririm. Şöyle de bir parantez açalım. Sizin yüzünüze namuslu insanlar iş yapamıyor. Ben. Herkesi onlar gibi zannediyor. Bak bir tane firmaya mesela. Gidiyoruz. Siz diyor falancadan mısınız? Yok. Kim oğlum onlar kim? Adam ikinci kata bir tane ofis açmış apartman dairesine. Gazeteci film çekiyor. Ötekisi pastaneci o da film çekiyor. Ulan sen pasta yap pasta. Senin filmcilikle içerik üretiminle ne alakası var? Bak geçen teaser'da da dedim. Bir şeyi böyle getirip bir tane gimbal diye bir alet çıktı ya ondan aldılar. Böyle çekiyor nasıl? Bir de müzik koymuş. Den 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 den. Hiçbirinizde fikir yok. Bunu net şekilde söyleyeyim. İyi mühendis misiniz? Evet iyi mühendisiniz ama kaynağınız yok. Bunu kabullendiğiniz sürece daha iyi olur. Bu her sektör için geçerli ama görsel dünyada bunlardan daha çok var. Abi şimdi bir insanın namusu var doğru mu? Namus. Her şeydir. Bu işte bizim namusumuz. Çünkü mesleğimiz, para kazanabileceğimiz bir iştir. Evet. Doğru mu? Bu memlekette de bizden iyisi yok bu konuda. Video yapıyor adam, iyi yapıyordur. Videoyla filmin, dizinin hiçbir alakası yok. Yani kimse övünmesin. Yani benim çektiğim videolar 10 numara. Kardeşim sen başarılısın ama dalın farklı. Yani yapmış olduğun iş şu farklı. Şu karşıyı versene bana kardeşim. Yapmış olduğun iş farklı. Ver. Yani film çekmek, dizi çekmek, video çekmeye benzemez. Bunlar şey zannediyor. Benzemez. Bugün... Şeye gitmiş adam, buranın artık yöresel şeyleri var ya, bugün tirşik yiyoruz, işte kaşığı atıyor böyle. Aman ne güzel, ışığı da vermiş, göbek deliği görünüyor. Ulan senin estetik kaygın yok, senin görsel bir kafan yok bir kere. Leş gibi göbeğin görünüyor tirşikten önce. Adam göbeğiyle gündeme gelmek istiyor. Bir yani. De bıyık bırakmış böyle, hani yaptığın işle senin şimdi şuradan kafa planını hiç unutmuyor zaten. Şimdi şöyle grup var tamam mı bak, şöyle bir güruh, bunlar güruh bana göre. Güruh, nasıl güruhlar biliyor musun bunlar? Sosyal medya canavarları bunlar bana göre. Örnek veriyorum Maraş standartlarında 150 bin takipçisi olan bir adam, yöresel anlamda, kendini ilah zannediyor. Ben bu memlekette her gün birine reklam alıyorum. 150 TL, story, 100 TL ve sürekli patlıcan kuruluğu çekiyorlar. Bir de böyle bir güruhlar var tamam mı? Bunlar bir güruh. Sen sosyal medyacılardan bahsediyorsun. Şimdi bu adamlar tamam mı? Beni eleştirdiklerini zannediyorlar. Beni eleştiriyorlar tamam mı? Neye göre eleştirdiklerini inan bir fikrim yok. Neye göre eleştiriyorsun kardeşim? Ne negatif eleştiriyor? Yani senin çok takipçin var diye. Senin 150-200 bin tane takipçin var diye. Takipçilerine ben rezil mi edeceksin? Neymiş? Plaka 46. Lan ben senin ne olduğunu biliyorum ama beni niye yayınladığını da biliyorum. Beni yayınlıyorsun orada. Sonra diyorsun ki altına 1000 tane yorum geliyor. Gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz. Allah evinize otağına ateş düşürmeyi. Lan böyle yorumlara maruz bırakın. Kurbetçilere sesleniyorum. Kardeşim destekçi olacaksanız eğer böyle destek olunmaz. Anlıyor musunuz? Size ilerleyen saatlerde ya da ilerleyen bölümlerde destek nasıl olunur? Tek tek kafanıza vura vura gerekirse anlatacağım. Vallahi anlatacağım. Abi o 70 liraya reklam çekiyor onlar. 70 liraya reklam çekiyor. İşte patlıcan kuruluğu çekerek özellikle patlıcan kuruluğu çekilirim bir kere çek iki kere çek.
Patlıcan kuruluğu çeker, zeytin çeker. Ulan yöreselliğin de bir adabı var. Burada savunacağım. Adam sadece patlıcan kuruluğu çekmiyor. Araba cam filmi çekiyor. Araba cam filmi var. Cam işte benim. Onun gözleri görüyor mu acaba? Ben merak ediyorum. Yok, şimdi diyor ki işte şimdi ben abi tanıdım. O şimdi şey diyor. Şimdi bizi izlerse diyecek ki kardeşim hani diyorsun ya sen plaka 46 yapmışım. Övünüyor ya kendi kendine. Ulan sen de yap. Takipçin çok olsun sen de yap diyor. Kardeşim bak. Sen şurada şunu anlamıyorsun. Bak tamam iyi güzel bir şey yapıyorsun. Takipçi sayın çok. Ama birazcık kafanızı kullanın ya. Ha sen şunu diyebiliyorsun belki kendi kendine. Kardeşim bu satıyor. Ya bu abi, satmıyor. Bu satıyor bizim bir dakika. Bak niye satmıyor biliyor musun? Abi bak bu tamam, satıyor bir dakika. Araçlar izliyor olabilir yok, ama. Bu satıyor. Niye bu satıyor? Bu kafa yüzüne memleket gelişmiyor. Adam 70 lira reklam veriyor ya. Ben bugün şu kamerayı çalıştırmak için sadece düğmesine basmak için 200 lira almam lazım. Bu kamera olmuş 60 bin lira. Ben buna 200 lira alacağım. Ama bu adam telefonla gidip 70 lira reklam çekiyor. 150 bin kişi görüyor. Bu tabi satar. Abi herkesin bilmediği benim bir şey var. Benim ekmeğime taş koyuyor bildiğim bu adam. Bak herkesin bilmediği bir şey var. Az önce dedim ya tatlıcı açmış yana tatlıcı açmış. Bu nedir? O adamı kıskançlıktır, hasettir. Doğru muyum? Yani o adamın kasasındaki paraya göz dikmiş. Adam hesap yapıyor. Bugün de işte 200 lira kazanıyorsa aylığı 6000 liraya gelir. İşte 300 lira yapıyorsa ulan ben güzel ya. Ulan hadi bir ay kazandın, iki ay kazandın, üç ay sonra. Hadi üç şunu ay fark sonra. Fark ettim. Şu an Kahramanmaraş'ta işte 10 tane varsa sosyal medya. Bu 3 kişiye ait. Bir tanesi börekçi abi. Para 3 kişiye giriyor sadece örneğin. Ama 10 tane var. Evet. Onu da ben farklıyım ayağı yapıyor. Bu bildiğin dolandırıcılık yani. Bunu yapıyor, bunu da yapıyor. Şimdi buradan diyorlar ki mesela hani ne olsun istiyorsunuz kardeşim? Bir de böyle tayfacılar var tamam mı? Ne olsun istiyorsunuz? Sen ne istersin mesela? Ne olmasını istersin? Ben her şeyden önce İnsan kendine karşı dürüst olacak. Yapmadığı şeyi yapıyormuş gibi yapmayacak. Herkes birbirini eleştirebilir. Bak eleştiri kötü bir şey değildir. Buradan kafanıza ben onu sokmaya çalışıyorum. Herkes muhalif de olsun. Ama bak tek bir noktaya değil. Yani sadece Fenerbahçe'ye muhalif olmayın. Galatasaray'a da olun, Trabzon'a da olun, kendinize de olun. İnsanoğlu böyle gelişir. Öncelikle bu düşünce tarzının birazcık daha değişmesi lazım. Ben en çok bunu istiyorum. Bu değiştiği zaman otomatikman her şey değişir. Ama sen bunu söylediğin zaman sen bir genç olarak sadece düşmansal battığını söylerler. Hiçbir şey demese bile bunu de. Sen düşmancısın. Hani insan niye sevmiyorsun? Yapmadan önce de öyle dediler. Silivri soğuktur. Aman onu söyleme. Söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Sen bir genç olarak ne olması istersin? Bu memleket nasıl ayağa kalkar abi? Bana bunu bir söyle. Abi ben eğer oturduğum yerden kalkamazsam ben memleket kalkmayacağım. Ben kendim özel değil. Ben kalkmıyorum. Sen de kalkmayacaksın. Sen de kalkmayacaksın. Sen de kalkmadın. İzleyen de kalkmadı. Ne olacak? Hepimiz oturalım o zaman. Tam işte bak. Sorumu anlamadım. Bir şey yapma. Yani şimdi bizim yapmamıza izin vermeler gerek? Lazım. Ne yapmamız yani gerek? Bizim öncelikle düşündüğümüz hayali gerçekleştirmemiz gerek. Bunun için imkan gerek. Abi şimdi bunun bak için sen olayı anlamıyorsun yani ki hala. Şimdi örnek veriyorum. İmkanım var. Tamam mı? İmkanım tamam. Var. Bir şeyler yaptın. Yani yaptığın içerikte ya da projede sen desteklenmezsen ya da işte seni birileri iyi anlamda eleştiri yapmazsa kendini geliştiremekten sonra yaptığın içerik hiçbir boka yaramaz. Affedersin. Hiçbir boka yaramaz. Yaptın. Maddi açıdan şeyi buldun. Kaynağı buldun. Ne bileyim ortaya bir ürün koydun. Projeyi koydun. Tabii. İzlenim aldım. Ama ne olması gerek? Bunun bir yağ yani bir mesela yemeğe tadını veren nedir? Baharat çeşitleri. Doğru mu? Yani o eksiklik nedir sana göre? Ne olması gerek de bu memleket ayağa kalkar? Şehir olarak abi biz şu an şehri eleştiriyoruz. Şehrin kapasitesini eleştiriyoruz anladın mı? Abi o kadar kekremse veriyor ki sen anlattıkça. Yani şehir işte bak temelde bu lazım. Ben şunu diyorum. Bak yani. Şimdi hani fikir lazım. Bak işte burada aydınlatmamız gerekiyor. İzleyiciyi de aydınlatmamız gerekiyor. Kendimizi de aydınlatmamız gerekiyor. Hani biz ne istiyoruz? Bu üç kafa ne istiyor? Örnek veriyorum. Mesela insan şunu ister kendi kendine. Ya kardeşim ben bu işi yapıyorsam bana destek olun. Hani yaptığın işte bir insanın başarılı olabilmesi için işte futbol kulübünden az önce laf açıldı. Fenerbahçe Futbol Kulübü. İşte bir seyircili stat vardır, bir de seyircisiz stat vardır. Seyircili oynanan maçlara bak, bir de seyircisiz oynanan maçlara bak. Orada oynayan oyuncu taraftar arkasında hissettiği zaman daha bir motivasyonla oynar, daha bir başka bir atmosfer olur ortada. Şimdi bizim yaptığımız işlerde biz yalnız kalırsak. Abi söyleyecektim Allah'tan Gökhan'a yanılttığın şeyi. İzleyiciye söyleyecektim yani. Bir şey söyleyeyim mi? Ekrem'si bir tat veriyor dedim. Orada Allah belanızı versin diye yargılayacak. Dört koldan aldık her şeyi. Anasını satayım. Gökhan kamera arkasına sana soruyorum abi. Evet. Sen ne olsun istersin? Bize istemeden bir şey vermesin. Biz isteyince versin de. Ben onu istiyorum. Yani nasıl isteyince mesela versin? birinden sponsor olmasını istediğimizde versin. Hı-hı. İstemediğimizde verdikleri zaman biz çok zorlanıyoruz. Ama bu şeylerin de önünü açar. Mesela burada bir arkadaş var. Uzun boylu. Dal kavuğun önde gideni. Gider onu yalar. Omurgasız. Biliyorsunuz isim vermek istemiyorum. Bir de mahkeme sıkıntısıyla uğraşmıyorum. O omurgasız kadar kimse olamaz. Ona gider onu yalar. Ona gider onu yalar. Bir şekilde ayakta kalır. Adı içerik üreticisi bunun. Kendinin 50 bin takipçisi var. Beğenilerine bakın. 50, 35, 40. İçerik üreticisi. Güya. Ama ürettiği hiçbir şey yok. Şimdi kanka bak sorudan dağılmayalım çok tamam mı? Şimdi örnek veriyorum. Sen ne olsun istersin? Geçenki programda dedik ya ortada bir pasta. Hani
sen ne olsun istersin de bu memleketi geliştirebilirsin. Yani hani şu düşüncede ol mesela. Şunlar eksik. Şunlar tamamlanırsa herkes bir elden olursa gibisinden. Ben her şeyden önce herkesin okumasını isterim. Herkesin eleştirmesini isterim ama hakaret etmesini istemem. İkisini çok karıştırıyorlar. Biraz vizyonlu olsunlar. Babadan atadan kalan şeylerin artık geçerliliği bitmiş. Tamam onlar güzel şeyler. Ama artık geçmiyor. Yıl 2023 olacak. Hala 50 sene önceki gibi davranıyorlar. O yüzden bu bizi mahalledeki bakkalı herkesi geriye götürüyor. İlk önce bunu aşmamız lazım. Zihniyet. Zihniyet. Net bu yani. Adamlara diyoruz ki biz muhalifiz. Aa siz onu şey yapıyorsunuz. Lan biz zaten işte kendimize de muhalefetiz. Biz Fenerbahçe'ye de muhalifiz. Trabzon'a da Beşiktaş'a da. Bir dakika abi. Bu kötü bir şey. Fenerbahçe'yi burada... Sen burada ayrı bir yapma bak. Fenerbahçe'ye de ben fanatik adamım orada. Ben fanatik bir adamım orada. İyi bir şeyler her zaman böyle çıkar. Nikola Tesla ile işte Edison'un çatışmaları sonucu, işte tarihte teknoloji, bilim sürekli eleştiriler ve muhalefetin sayesinde iyi bir yerlere gelmiştir. Biz öncelikle bunu aşmamız lazım. Ve bu sinema sektöründe içerik üretiminde daha çok. İnsanlar mesela ben kısa filmle ilgili bir video çekmiştim. Direkt adam demiş ki hani izlemeden ön yargılı. Sen ahkam kesmişsin. Oğlum ben ahkam kesmedim. Sen beni yarıya kadar izlemişsin. Şimdi, anlamamışsın kanka, ki. Kanka bir dakika. Şimdi sen niye içerik üretiyorsun? Şimdi bunun bir temel sebepleri vardır. Ya ben kendime göre olan şeyi sana yorumlayayım da. Şimdi örnek veriyorum, sen sürekli kamera önünde olmayı seven, işte bu senin bir mesleğin haline geldiği için hani film çekilmiyor memlekette. Yani herhangi bir dizi yok, film yok. Yani kendini kamera arkasına uzaklaştırmak istemiyorsun. Bir şeyler üretmek istiyorsun. Bir şeyler üretmek istediğin için de artık kendini, yani ne yapabilirim? En fazla yapabileceğin şey YouTube'da içerik üretmek. Doğru muyum? Bence sen de bunun böyle olmasını istemiyorsundur ama hayat şartları seni oraya yönlendiriyordur. İster istemez onu yapıyorum. Ki işte bak. İşte konumun başı şu, hani olmak istemediğin bir yerdesin, hani sen ne olmasını istersin? Seni izleyenlerin vizyonundan bahsetmiyorum ben. Ben her şeyden önce herkesin özgürce bir şeyler aktarabileceği, bir şeyler paylaşabileceği, kendi kendine dürüst olarak ama, bu çok önemli, her şeyi konuşabilmesini isterim. Bu programı zaten yapmaktaki amacımız da bu. Ben direkt bunu isterim. Para versinler şu bu. Zaten bir şey iyi olduğu zaman akacak kan damarda durmaz. İyi bir şekilde her şey olur. Onu ama bizim ülkemizde şöyle bir zihniyet var. Ben seni eleştiriyorsam kardeşim, sen diyor o konu hakkında bilgin yok, eleştiremezsin. Niye eleştiremeyeyim? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bu ülkeme vergimi veriyorum. Niye eleştiremeyeyim? İnsanım. Ben bu ülkenin ekmeğini yiyorum. Bir şeyleri söz söylemeye benim de hakkım var. Bak senin de hakkın var karşı taraf. Senin de hakkın var. Sen de eleştir. Bu kötü bir şey değil ki. Öncelikle insanların bunu anlaması lazım. Şimdi ben de kendi yorumumu söyleyeyim o zaman. Ne istediğimi söyleyeyim. Genelde ben böyle konuştuğum zaman sen çok memleketçisin diyorsun bana ama memleketçi olmak zorundayım. Niye olmak zorundayım? Ben de memleketçiyim. Ya şimdi bir komünist olarak algılamayın. Yok yok öyle değil yani ondan bahsetmiyorum. Hani geçenki programın son başlığı niye Adana yapıyor da biz yapmıyoruz diyor hani örnek. Bunu niye söyledim ben? Niye söyledin? Mesela hani ben diziyi yaptığımda, plakarı kaltı yaptığımda bana diyorlar işte Çukur var, 01 var. Ben de o zaman bunu söylerim. Hani izleyenler beni o konuda eleştirdi ya işte sen Çukur özentisin. En azından seni eleştirebildiler abi. Anlatabiliyor muyum? O zaman ben de derim ki izleyici niye sahip çıkmıyorsunuz? Siz niye bir Adana'da değilsiniz? Derim o zaman da. Şimdi bir kere dünyanın en güçlü silahı her zaman kameradır. Doğru mu? Çünkü bunu istediğin algıyı oluşturabilirsin. Tabii, bunu istediğin yere istediğin şekilde ulaştırabilmekte özgürsündür. Yani bu kamera bunun için icat edilmiştir. Şu an biz ne yapıyoruz? Kendimizi aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlar diyebilir ki ulan dürücüler siz kimsiniz de bize kendinizi aktarıyorsunuz? Siz bir şey mi koydunuz ortaya? Abi koymadık. Zaten amacımız bundan sonrasına bir şeyler yapabilmek. Artık dünya nasıl? Ekonomik şartlar, enflasyonlar, şunlar bunlar. Berbat. Ben eski dünya ve yeni dünya olarak ayırtıyorum dünyayı. Kendi içimizde de, kendi yaptığımız işte de bunu böyle görmek istiyorum. Yani eskiler ve yeniler. Artık önümüze bakmamız lazım. Şimdi ben tamam memlekete küs bir adamım. Ama niye küsüm? Bir de bunu sorun abi ya. Yani niye? Ne oldu size? Ne oldu size? Hani niye durdunuz? Niye film çekmiyorsunuz? İyi güzel söylüyorsun, hoş güzelsin de baba. Öyle olmuyor işler ya. Ben yani, bunu anlatamıyorum ya. Önce şu var. Yani siz kimsiniz diye soracak olan kişi önce ben kimim sorusunu tabii bilmedi. Ki de. Kesinlikle. Yani zaten problemleri çözmek için önce insan kendinden başlamalı. Sen kendinden başlamadan direkt karşıyı eleştirirsen hadi eleştirdiğimiz kişileri de tanıdığımız için eleştiriyoruz. Yani onların ne bok yediğini bildiğim için eleştiriyorum. Onların hangi yöne hizmet ettiği için eleştiriyorum. Yalakalar. Hepsi yalaka. Hani bunu bana eski bir arkadaşım söylemişti. Bir tane bir arkadaşı varmış. İsmi lazım değil. Tiyatrocu falan. Sen dedi kimsin ki ne onu eleştiriyorsun. Aslında buradan ne demek istedi? Senin banka hesabında ne kadar paran var da eleştirebiliyorsun. Yani ben bugün gayrimeşru iş yapsam bankada milyon dolarlarım olsa benim herkese eleştirmeye hakkım olur. Neden? Param var. Türkiye'deki algı bence bu şekilde işliyor. Bence o zaman param var eleştirme. Yine ben olsam yapmam yani. Ben yine yaparım. Milyoner olsam şu an şurada otursam ve sağ cebimden sol cebime koysam bu parayı kimse hakkında konuşmam. Bana ne abi? O nasıl bir bakış açısı ya? Yapmam abi ben. Niye yapayım ki? Şimdi Kadir siz DMM Medya'ya neredeyse her ay 2-3 tane video atıyorsunuz. Daha
Size gelen eleştiriler ne abi? Siz ki caddede de bir içerik çekmiştiniz. Aslında biz eleştiri de alamıyoruz. Öyle bir sorun var. Bizim memlekette hani artık bir şey çekilmeyi bırak. Diyelim ki çekildi, seyircisi yok. Diyelim ki seyircisi var, düşüncesi yok. Diyelim ki düşüncesi var, aklı yok. Yani böyle bir dağ olmuş artık. Yani seyirci hiç görmediğimiz şey. Kamerayla çık sanki yeni bir icatmış gibi. Hani 40 yıl önce falan bulunmuştur ama belki ama görmemiştir. Bir böyle bakıyorlar. İki, bunun sebebi de aslında bizim gibiler. Bu sektörde olanlar, kamera tutanlar, işte soru soranlar. Bak kısa bir röportajda bile neler yaşadığını bilirsin yani. Sen röportaj vermişsindir çarşıda. Evet, i̇şte sen vermişsin. Ben vermiyorum röportaj. Çünkü soruyu biliyorum abi. Çok zor bir soru sorarsın. Beni çekersin, beni yanıltırsın. Derim ki hani lan keşke düşünseydim, hiç bu yönde bakmadım. Bana bir şey katar. Ama bariz bir sorudan bile yoksunuz. Dedim ya caddede çektik diye. Evet. Caddede ben Maraş'ta ne kadar adam varsa alay ettim. Dalga geçti ve ben şunu dedim ki beni döverler diye dedim. Ciddi mi anlıyor? Bizi sıkıştırdılar diye düşündüm. Alay ettim ya. Polisin de haberi var. Polisin de haberi var. Dayak yemeyelim diye. Anlamadılar onu bile. Düşünmediler. Adamlar görmemiş, sanki hiç haberleri yok. Böyle bir sektör Maraş'ta yok yani. Yok. Onlara göre işte dolma kurusu çeken adam bir. Maraş'ın amacı bu. O dolma kurusu. Onlara alıştılar aynen, artık. Sadece bitti. Bir de büyük kamera hastalığı var. O niye var ya? Bitti artık. Her şey küçük ki. Ya o kadar her şey de değil tabii ki. Hani küçük olan her şey de. Oyunlar vardır ya abi, silah. Nişangahın ne kadar büyükse gözünü o kadar alır yani. O öyle bir mantık o. En sonki dizi nedir Maraş'ta? Biliyor musun abi? Herkes bir şeyler çekiyor da bir bölüm iki bölüm çekemiyor. Çekemiyor değil mi? Çekildi mi? Instagram'a işte çekiyormuş gibi adam fotoğraf koymuş, kaçış sahnesi. Bir bozkurt işareti yapsın işte, yapsın ne güzel. Ama yaptığın şeyle onun bağlantısı ne? Ben onu anlamadım yani. Şimdi ben de hani mesela diyelim biz şu an 4 kişi değil mi? Şu an burada istediğimiz sahneyi yani oyunculuğumuz da var, senaryo yazmamız da var, kabiliyetimiz de var, kamera tutması dahi bilen var. İçimizde en azından bir tane yönetmen bile vardır. Biz bunu istesek yaparız, doğru mu? Şu aynen. An çekeriz. İstesek işte Maraş'ta ne kadar var? 1 milyon insan var değil mi? Ulaşırız. Niye yapmıyoruz abi? Doğru zamanı mı bekliyoruz? Yok. Bence bir şey doğru zamanı bekliyoruz. Yok. Yok abi dur. Yok bence doğru zamanı. Doğru zaman da değil. Bizi anlamalarını da beklemiyoruz. Ben şahsen söylüyorum, ben memleketçi bir adam olmadım çünkü memleketimden hep dışlandım ben. Bu hepimizin başına geldi. Ben burada tebrik ederim Alihan abi. Çünkü adam memleketini savunabiliyor. Hala bak ne durumda olduğunu ben biliyorum yani. Bu adam bugün ismini herkes biliyordu. Belki yüzüne kimse söylemiyordu ama arkasında ne konuşuluyordu. Ben bunu biliyorum yani. Buradaki herkes de bunu biliyor. Ben buna rağmen memleketçi değilim. Ya biz bak şey biz memleketimizin mesela bazı yöresel şeylerini dizide kullandık diye. Bunların bir tanesi ot. Aynen. Diğeri herkesin bildiği gibi saklamanın hiçbir anlamı yok. Rakı. Siz gençlere kötü örnek oluyorsunuz. Ya bu evrensel bir şey değil. İzletme o zaman. Oradaki karakter zaten kötü bir karakter. Yara alkolik, keyfe kederci bir karakter. Rakıyı koymak kadar normal bir şey yok. Bak. Az önce dedim ya işte bu hani sosyal medyada yüksek takipçi olan biri bunu yapan. Evet. Çok acayip. Yani bunu halktan biri yapsa desem ki hani tamam adam bilmiyordur. Cem Yılmaz diyor ya. Meze var, her şey var masada, rakı yok. Bak adam bir tanesi demiş ki şimdi geçen programda adam bir tanesi demiş ki gençler çok dolusunuz. Konuşun, rahatlayın. Rahatlayın ki sağlıklı düşünün. Sizlere eleştirenlere de siz eleştiriyorsunuz. Söz bitmez. Kimseyi kafanıza takmayın. İşinize bakın. En doğru sözün İstanbul'a gidip işi kaynağını öğrenmek zaten. Sen de bunu söylüyorsun demiş. Belki ben de bunları gibi olurdum diyerek doğruyu buluyorsun. Sizlerden güzel eserler bekliyoruz. Size güzel eserler yaparsınız demiş. Şimdi işte demek istediğim şey biz bu işin menbaasından geldik, yetiştik. Ortaya bir şeyler koymaya çalıştık. Ulan sizde bu da yoktu. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışmayın. Yani yapmaya çalıştıkça batar bir gemi. Yani bir gemi şimdi alttan su alıyor. Sen o yamalayamazsın ki onu. Yamalayamazsın, yapamazsın. Olmaz. Geçenki dediğime çıkıyor. Bütün her yol... Yani benim kendince yorumum ki hepsi geçenkine çıkıyor. Kürşat abi şimdi sen de buradasın. Bizden yaşça büyüksün. Yaptığın ne iş olursa olsun. Derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var diye. Birliktelik olmazsa bir şey olur mu? Olmaz. Her şey bir takım olmaz. Oyunuyla başlar. Yani ben bunu yapmaya çalışıyorum abi. Yoksa benim bu memleketteki medyacıya ne bir zorum olabilir ya? Ne garezim olabilir o adama? Ya da pastaneciye. O adama gıcık aldım diye oradan pasta mı almayacağım? Ne bu? Ne saçmalık ya bu? Ya pastanecinin ben bir lafını duydum. Para için dedi babamı bile satarım dedi. Ne saçmalık bunu ciddi abi, ciddi dedi yani. Allah Allah. Ya İnsanların böyle kreatif işlere girmesi için ilk önce edebiyatla arasının iyi olması lazım. Mesela ben bizim memleketteki insanların, hadi bizim memleketi de geçeyim. Anadolu'daki insanlarda ben pek bunu göremedim. Yaratıcı evet. İşlere giriyor edebi konusunda, edebiyat konusunda. Edebiyat dedim. Hiçbir şeyleri yok yani. Edebiyat dedim. Yedi güzel adam bir edebi projedir. Evet, doğru mu? Doğru. Bak önümüzde çok güzel 2013-2014 yıllarında bir örnek dizi var. Ve bu dizi ulusal kanalda Türkiye'nin bir numaralı kanalı TRT1'de yayınlandı. Doğru mu? Şimdi yedi güzel adam denilen proje eğer ki TRT destek olmasaydı, şu anki hükümet desteği olmasaydı, sence 39 bölüm gider miydi? Gitmezdi. İşte destek dediğim şey burada bundan başlıyor işte. O projeyi ayakta tutan, destekleyen birileri vardı. Destekleyen. Tabii. Şimdi gelip de, ulan 5 bölüm dizi çekmişsin ne konuşuyor?
Dur araya reklam sıkıştırayım. Onda da biz 1,5 sezon oynadık Alehan'la. Bu yanlış bir zihniyet. Ben bunu kırmaya çalışıyorum. Abi ortada bir şey olması için senin destek olman lazım. Senin de destek olman lazım. Senin de destek olman lazım. Hepimizin bir payda buluşması gerekiyor. Yoksa başka türlü olmaz. Ben bir içerik yaptığım zaman sağdaki işi bilmeyen işe başlarsa, soldaki işe bilmeyen başlarsa sırf kendi reklamını yapabilmek için ya bunların hepsi. Bunların içinde sanat aşkı yok. Bu adamlarda ne var biliyor musun? Acaba ben de gündeme gelebilir miyim? Ben de ünlü olabilir miyim? Ben de herkes tanıyabilir mi? Instagram'a takipçi sayısını çoğalır. Çok sevdiğim bir abimin çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki başarıya hasret değiliz. Başarana hasetiz diye. Aynen. Doğru. Başarıya hasretlik yok bizde. Biz başarana hasetiz. Alta çekiyoruz. Bu her şeyle yani, alakalı bir ben şey. Ben kendimi ben başardım olarak da görmüyorum. Tabii ki. Yani henüz hiçbir şey başarmadık. Henüz yolun başındayız. Bir de kime göre, neye göre başarı? Yani aynen. Ondan da düşürmek lazım. Tabii ki de. 400 bin izlenmek başarıysa biz onu başardık geçmişte. Veya enteresan bir şeyler üretmekse onu da başardık, onu da yaptık. Ama para kazandık mı? Kazanmadık. Demek ki bu işler aşkla, sevgiyle, tutkuyla yapılırmış. Tabii ki de. Yani ben her zaman diyorum abi, yine diyorum, bunu her zaman da söyleyeceğim. Birlikten kuvvet doğar. Eğer bu memleketin gerçekten milliyetçi ruhu damarlı adamlar olur ya böyle. İşte hani medyada da olur, bu pastanın içeride de olur, her yerde olur yani. Bu adamların destek olduğu sürece ortaya güzel bir eser çıkar. O zaman bu memleketin adı duyulur. Onlar klavyede bence milliyetçi. Ömer Bey az önce dedi ya, biz yaptık proje, hiçbir şey kazanmadık. 18 bin lira borç da ayrılmadık sana proje. İşte daha beter, ona gelmedim ben daha. Ben borç anlatmak istemiyorum. Aklıma geliyor. Şu an psikoloji mi bu? Abi onlar hesaba katarsak çok şey var daha anlatacak. dediğim gibi yani aslında bu programın amacı hani şunu demek istemiyorum ha buradan. Ha bunlar artık işi reklama dökmüşler. İşte herkes birlikte olsun, bir iş yapalım, para kazanalım. Ben bunu da istemiyorum. Ulan ne reklamı? Reklam yapacak olsam ben Sıla'nın klibinde oynadım. Anlatabildim mi? Minicik bir sahnem var. Onu allandıra bullandıra gece abi gündüz yayınlarım ya. Yayınlarız yani. Abi, öyle bir de var. Her şeyi paylaşan. Aynen. Ben bak şeyin reklamını PR'ını yapan. Şey değil mi o kısa boylu. Ünlüyle fotoğraf var. Hiçbirini paylaştın mı? Instagram'da sevdiğim birkaç aktör vardır. Onlarla paylaşmışımdır en fazla. Şeyden bahsediyorsun sen. Kısa boylu bir tane şey yapmaya çalışan bir arkadaş var. Kendini çok yaratıcı zannediyor da gram yok. Sadece iyi bir mühendis, vizyonsuz. Önüne gelen herkes de canımlı, cicimli, şöyle arkadaşım, Acun Medya, şu medya falan. Lan bırak oğlum, Allah bilir orada çay getirip çay götürüyorsun. Sanki oranın başına geçmiş gibi. Bak dürüst olun lan. Azıcık şerefli olun ya. Lan dürüst olun hiçbir şey kalmaz yemin edin. Acun babasının amcasının oğluymuş. Tabii öyle olur o işler. O zaman niye gidiyor pastanecilerin yanında pinekliyor? Ben de onu anlamıyorum. Abi şimdi Acun Medya kim pasta götürüyor? Pastanecileri sen niye bundan küçük gördün ki yani? Kim abi bütün pastaneciler değil tabii ki. Onlar anladı kim olduklarını. Onlar anladı bence. Bir tanesi şey döküyor artık, uzun boylu. Artık influencer olma yolunda, saçları uzun. Sürekli çikolatayla şey döküyor. Gece gündüz onun storylerini izliyorum böyle bip bip. Artık takipten çıkıcı. Tamam, bu formatın amacı ne abi? Bu formatın amacı eleştirmek. Kimi eleştiriyoruz mesela? Dürüst olmayan insanları, şerefsiz olanları, kansız olanları, dal kavukluk yapanları. Bu Türkiye'nin de bir problemi. Artık buramıza kadar geldi. Şimdi diyeceksiniz ulan size mi kaldı bu? Bize kaldı. Siz yapın, bize kalmasın. Gayet düz bir mantık. Öyle değil mi hocam? Şey soralım. Bir sonraki programı nerede çekelim? Eleştirdiğimiz hangi pastanede çekelim? Orada bir şey söyleyeyim mi? Kavgalar var. Hangisinde dondurma kesiliyor? O ayrı. Adam artık ödüle giriyor. Daha onlara gelmedik. Biz daha işte bir sonraki bölümümüz gazetecilikle ilgili olacak. Biz aslında Alihan'la oyuncu diye yola çıktık. Daha sonra sinemacılığa evrildik. İçerik üreticisi. Şimdi yavaş yavaş da gazeteciliğe, medyaya doğru da girmiş bulunduk. Yok abi Allah göstermesin. Allah göstermesin abi. Öyle bir şey istemiyorum ben. Sizin işler nasıl artık? Biz bayağıdan beri bir şey yapmıyoruz. Sizin bir şey yapmıyoruz. Dizi film işiniz vardı. Var. Düşüncemiz hala var. İşte üstüne bir şey koymaya çalışıyoruz ama asla bu memleket için değil yani ben söyleyeyim. Bu memlekette eleştiri de yesem umursamayacağım. Ama ben sizden şey duydum işte bir arkadaşım dedi. Onları dedi Yahudiler fonluyor dedi. Doğru abi. Doğru. Baktık şey Kahramanmaraş'ta Yahudi yok. Dışarıdan aldık. Yahudisi, Hristiyanlar. Yahudi lobisi basmış burayı. İşte falanca fabrikadan çuvalla para çıktığınıza dair iddialar var. Illuminati'nin toplantısına katıldık. Nerede? Ondan sonra geldi. Şimdi ama bunu halk daha bilmiyor çünkü daha röportajını çektirmedi. Bunu da diyen bir gazeteciydi. Onları fonluyor. Halka şey yaptıracağım işte. Birkaç tane ekip ayarladım. Ekip arkadaşlarım. Toplaşacaklar. Bunlar Demene Medya 180 milyon dolar almış. Bunu biliyor musunuz diye sorduracağım herkese. Halk öyle inanacak yavaş yavaş. Bir arkadaşım dedi bana da onlar dedi falanca fabrikadan dedi çuvalla parayla çıkmışlar. Bir de çuvalla hesaplık mı? Çantayla mı? Büyük bir James Bond çantası. Kahramanmaraş'ta siyaseti biz belirleyeceğiz. Hala satılıyor mu çantalar ya? 80'lerden kalan o çanta bile değerli. Biraz bir çuval olarak düşünün. Yok o çanta bile değerli. Yani içindeki bana kadar değerli. Şimdi uzun lafın kısası.
Eğer ki bir şeyi bilmiyorsan yapma. Bizim buradaki amacımız bu. Ya bak bilmiyor ki. Ya bak yapıyorsa da dürüst olsun. Ya dürüst olsun ama. Canımızı yesin ya. Olabilir, bilmeyebilir yani. Dürüst olur ama şimdi abi sen bir işte anlamıyorsun. Doğru mu? Anlamadığın işi niye yapıyorsun? Yapma. Eline gözüne bulaştırırsın oğlum. Yapma lan. Zarar. Bizi de rezil ediyor. Anladın mı? Zarar. Hazır ne oluyor biliyor musun bu sefer? Şimdi açıkça söyleyeyim. Dışarıdan bizim memleketimize gelen filmciler var ya işte hani böyle 3. sınıf 5. sınıf filmciler var ya. Bunlar geliyorlar abi. Bizim memlekette de şu vardır işte dışarı sevdalılığı vardır. Yani nereden gelir bu ben anlamam yani. Güven sağlarlar işte hani şu projeleri yapmışlar ya. İstanbul'dan geldi. Aynen. Hatta burada bir firma var. Ben bir yerde dirsek teması destek kurdum. Destek olma istemem. İsmini vermeyeyim. Bir alışveriş merkezinin sahibi Maraş'taki adamlara yaptırmıyorlarmış. Ya boş ver o adam iyi adam değil. Abi zor bir şey değil ya. Yani bir insanın bir şeye yeteneği olur, tamam mı? Allah vergisi bir yetenektir, öğrenmiştir, yeteneğidir, ne bileyim yani uğraşmıştır o işi. Bilmiyorsan yapma. Lan bu kadar zor değil ya, 2 daha 4'tür. Ben mesela derim ki kendi kendime bir iş yapacak olsam. Marsu bize sponsor falan değil ya, altına onu da yazmayın. Sponsor olmuş yaptığınız iş böyle mi diye. Düşün, tamam mı? Şu kitabın kapağını düşün. Benim bu konuda yeteneğim yoksa bunu yapmak için uğraşmam ben. Çünkü bilmiyorum, anlamıyorum. Anlayan birine sorarım, doğru mu? Doğru. Ama bizim memlekette öyle mi? Yok. Herkes en iyisini biliyor. Aklı yok, fikri var yani. O yüzden kısacası bir şey bilmiyorsan yapma abi. Bu sadece sinema için değil. Ne iş olursa olsun. Belediyecilik. Yani belediyeciliği bilmiyorsan yapma. Ya bak ben 80'lerde YouTube olsaydı diye bir video çektim. Adam altına şey yorumunu yazmış. 80'lerde internet yoktu ki nasıl YouTube olsun yazmış. Şimdi bu adama anlatamazsın bazı şeyleri. Onun yani sünnetçisi işi biliyormuş abi. Şimdi bir de bana şunu diyebilirler. Kardeşim bu adamların dedikleri şeyler takmayın. Tamam da kardeşim biz de bu iş yani bizim bir şeylerden malzeme toplamamız lazım. Malzeme toplamak için de örnek veriyorum bize izleyici lazım. İzleyicinin bize yorum yapması lazım. Eleştiri yapması lazım ki biz de malzeme toplayalım. Malzemesiz bir işte ne olur? Abi burada dur şunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar sizin de söyleyecek bir şeyleriniz varsa herhangi bir konuyla ilgili. Hani istersen işsiz ol, belediyede çalış, terzi ol. Programa konuk olup dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. İlla ki bir işe sahip olmanıza gerek yok. İlla ki bir vasfınız olmasına gerek yok. Sadece beyniniz olsun yeter. Gerisi kendiliğinden akar zaten. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz belli bir IQ'nun üzerindeyiz. Gerçi hepimiz değil, bazıları vasat da. Şimdi burada şunu da söyleyeceğim. Hani mesela şu an diyecek olanlar illaki vardır. Yapın. Güzel eserler yapacağız lan. Hepiniz inat yapacağız. Yapacağız tabii. Bu böyle hepiniz kalmaz yani. Bir de bu videoyu eleştiri yapamayacaklar. Yaparlarsa yani direkt suçu üstlerine almış olacaklar. Evet o benim. Ne kadar sövdüyse gitsek evet o bendim ama bak siz de... Sövmeden yine yapsın mesela. Bak beni de eleştirebilirler. Onu da eleştirebilirler. Yaparken çok zorlanacaklar tabii. Yok yazsınlar. Şunu demişsiniz ama eleştiri geliştirme. Aslında o öyle değil böyle desinler. desinler onu istiyorum. Belgelerle gelsinler, şeylerle gelsinler. Doğruya hep birlikte ulaşalım. İlla ki içinden bir tane baba yiğit çıkacak. Konuştuklarımız içinden baba yiğit çıkacak. Galenci ya da pastaneci falan. Aynen çıkacaktır. Gelin lan ben size sponsor oluyorum. Gelin lan bu işi beraber yapacağız. İlla ki biri çıkacaktır. Ben bu memlekette ölmez zar. Ölmemiştir lan. Öldü mü? Öldü mü lan? Biz kimseye bize para verir. Ulan hiçbirimiz bir şey demiyor. Öldü mü oğlum? Rahmetli işlerini Ömer anlatıyor. Rahmetli işlerini ben Şuradan sen çıkar mı? Şimdi arkadaşlar Kahramanmaraş'tan bahsettik. Kahramanmaraş'ın bir numaralı bir pastane markası var. Hepimiz biliyoruz. İsim vermeyeyim. Daha oralara gelmedik. O sevgili abilerle ilgili de bir sürü söyleyeceğimiz şey var. Onların danışmanlarıyla ilgili de. Ona önümüzdeki programlarda dile getireceğiz. Önümüzdeki programda da Anadolu'daki gazeteciliği, muhabirliği, medyayı konuşacağız. Bu programlık bu kadar yeter herhalde değil mi sevgili partner? Kadir söylemek istediğin bir şey var mı? Sevgili rejim söylemek istediğin bir şey var mı? Dilinize sağlık. Sen de sağ ol. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Ey Recep! İvedik. Yanlış anlaşılmasın. Çok kötü ya Recep. 70 liraya reklam alıyorum.